Biz HDK Emek Meclisi olarak bir süredir meclisimizi yeniden örgütlemek, işçilerle buluşturmak, meclis fikrini işçi sınıfı içerisinde daha güçlü ve yaygın örgütlü hale getirmek için bir çaba içerisindeyiz. Bu çabamızın, çalışmamızın bir parçası olarak şunu düşündük. Yaz boyunca işçilere bir okul formatında bir eğitim imkanı oluşturalım dedik. Bunun için bir bazı başlıklar oluşturduk. Yani bir işçinin hem politik olarak hem de günlük yaşam içerisinde, çalışma koşulları içerisinde ne tür sorunlarla karşılaşıyor ve ne tür şeyleri merak ediyor. Kendi sorunlarıyla yüzleşmek ve bunları çözmek için nasıl yol ve yöntemler izleyebilir diye düşündük. Bir program çıkardık. İkincisi de bu programı verebilecek alanında uzman, sendikacı, yazar, akademisyenlerin de içinde olduğu bir eğitimci kadrosu oluşturduk. İşçilerin çalışma koşullarını da dikkate alarak işte haftada bir gün, pazar günleri saat 11 ile 15 saatleri arasında işçilerle bir araya geliyoruz HEDEK'i genel merkezinde ve bu okulumuzu işletmeye çalışıyoruz. Geçen aslında biz çalışmamızı yürütürken işçilerden, emekçilerden çokça eğitim talebi geliyordu. Bunun ana sorunun ana nedeni de şuydu. Aslında hem örgütlenmek istiyorlar hem de çeşitli sorunlarla karşılaştıklarında ne yapacaklarını çok kestiremiyorlar. Hem politik meselelerde nasıl tartışabileceklerini, nasıl bir yol izleyebileceklerini kestiremiyorlar. Hem de örgütlenme yol yöntemleri konusunda bir belirsizlik vardı. Bizden de böyle bir talepleri vardı. Biz de bunu daha disiplinli ve daha derin bir okul biçiminde ele almaya karar verdik. Belirlediğimiz başlıklarda aslında bu ihtiyacı karşılamaya dönüktü. Bir önce iki başlığı ifade ettim. Bunun dışında ne tür başlıklarımız var? Birincisi emek ve ekoloji mücadelesi ilişkisini ele alan bir başlığımız var. Kadın özgürlük mücadelesi ve emek mücadelesi ilişkisini ele alan bir başlığımız var. Son zamanlarda çok gündemde işte ırkçılık, Suriyeli mültecilere veya işte Afgan mültecilere dönük saldırganlık genel bir toplumsal bilinç halini almış durumda. Maalesef bu işçiler arasında da çok yaygın bir bilinç biçimi. Göç sorunu ve işçi sınıfı ne yapmalı konusunu başlığını ele aldık. Diğer taraftan işte Kürt ulusunun yaşadığı, uzun yıllardır yaşadığı, verdiği mücadele ve yaşadığı sorunlar var. Bu meselede işçiler nasıl bir tutum geliştirmeli başlıklı bir konumuz var. Bu ve benzeri başlıklarla aslında biz sonuç olarak aslında işçileri sadece patron karşısındaki mücadelede aydınlatmak, ne yapacağına ilişkin yol yöntemi göstermek değil, aynı zamanda kendi dışındaki mücadelelerle de ilişki kurması, onların mücadelesinin kendi mücadelesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu görmesi. Çünkü işçiler hem iş yerlerinde hem mahallelerinde hem de sendikalıysa eğer sendikalarında bu tip sorunlarla her gün karşı karşıya geliyorlar. Zaten biz bu çalışmanın sonucu olarak yani bu çalışmayı sadece bir bilgi aktarımı olarak görmüyoruz. Aynı zamanda sloganımızda da belirttiğimiz gibi bir örgütlenme ve mücadele bilinci oluşturmak, bunun için bir hazırlık olarak değerlendiriyoruz. Buraya gelen işçi arkadaşlarla birlikte bu sürecin sonucu, bu eğitimin sonunda oturacağız. Örgütlenme planları ve mücadele planları çıkaracağız. Yani bu yoksulluğa, bu enflasyona, bu devletin veya siyasi iktidarın emekçilere reva gördüğü bu yaşama karşı birlikte nasıl yapabiliriz, nasıl örgütlenebiliriz bulunduğumuz alanlarda. Buna ilişkin planlar çıkaracağız.